Merhaba. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde sıkıntı, spleen konusunu konuşacağız. Göreceksiniz ki pek çok toplumda, pek çok kültürde, pek çok tarihte değişik türlü sıkıntılar ve spleenler edebiyatları, müzikleri, resimleri yaratmıştır. Bu bağlamda hemen Metin'e soruyorum. Sen sıkıntının neresinden gireceksin? Vallahi tabii önce Ahmet Haşim'in Obel'de şiirinde melal kelimesini kullandığı için onu anmadan geçmek doğru olmaz düşünüyorum. O da şeyden bahsedersin. Şiirde bir dize, bir mısra olarak, mısra diyelim evet. Melali olmayan nesne aşina değiliz der. Yani sıkıntıyı anlamayan nesli tanımıyoruz, bilmiyoruz, anlamıyoruz ya da aşina olmamaktan işte bu nesli. O nesil kim? Herhalde o dönemin yeni kuşağı değil mi? Herhalde o yeni jenerasyon. Sadece böyle bir giriş yapayım, bir merhaba demek için. Şimdi sen devam et Pelin. Ben şimdi gerçekten bu tarih boyunca sıkıntı meselesinde hep şunu düşünmüştüm Metin. Spleen denince haliyle Baudelaire, işte Paris sıkıntısı, 1900 yıllar, modernizm hep Daha geliyordu. çok modern bir şeymiş gibi. Daha çok modern bir şeymiş gibi. Bununla ilgili işte daha sonra konuşacağız. Benjaminler olsun, Hegeller olsun. O kadar çok hani sıkıntı meselesinin aydınlanma sonrası bir mevhum olduğunu sanki anlatıyorlar ki. Bir anda baktım bu gökten zembille mi indi? Birdenbire böyle modern çağda mı çıktı diye. Ve pek tabii ki tabii ki değil. Şimdi Romalılar buna deyimi de tam söyleyeyim. Tedium vitae yani hayat sıkıntısı gibi bir şey, bir tabir kullanıyorlar. Ama asıl Akedya, Yunanların Akedyası burada bence altı çizilmesi gerekiyor. Çünkü Akedya kavramı tam da bizim daha çok daha sonraki çağlarda keşişlerin, işte Münzevi dedim. münzevi rahiplerin gidip de o iç sıkıntısını yazmalarıyla ortaya çıkıyor. Yani vardı da yok değil, yazmalarıyla aslında biz tanımlıyoruz ve anlıyoruz. Ve çok Yani sevdiğim, anlamlandırma aslında. anlamlandırma aynen. Asıl benim çok sevdiğim bir deyim var. Bu milattan sonra 3. yüzyılda çölün babaları diye tabir edilen bir grup rahip var. Bunlar Orta Doğu'nun çeşitli çöllerinde birazcık da Romalılardan kaçıp mağaraları işte çöle sığınıp kendilerini bulmaya çalışıyorlar, kendilerine zarar veriyorlar ve bu çöl babaları namlı kişiler sıkıntıyı, spleen'i öğleden sonrasının iblisleri olarak tanımlıyor. Çünkü hakikaten bu sanıyorum öğleden sonra o ağırlık, rehavet, boşluk hissi bir çökmeye başlıyor. Ve orada Pascal'a kadar ki kimi tarihçilere ve yazarlara göre Pascal dünyanın ilk modern adamıdır. İlk modern adamıdır. Pascal'a kadar sıkıntı mevhumu son derece Hristiyan bir aslında anlamla Dolayısıyla ortaya çıkıyor. teolojik bir şey yani hani Teolojik bir şey. O evet. keşişlerin, rahiplerin Sahip olduğu bir dünya evet biraz böyle gibi yalnızlıkla, sessizlikle ilintilendirilmiş ilin bir evet ama kavram. ondan sonra Pascal'le birlikte ve aydınlanma çağı ile birlikte düşünen, subjektif, Bireyin oluşumu. bireysel ve laik insanla birlikte sıkıntı bambaşka bir hal alıyor. Evet. Dolayısıyla kolektivizm yitimiyle, bireyin ortaya çıkmasıyla, daha şahsi endişelerin öne çıkmasıyla birlikte değil mi? Yani sıkıntı bir psikolojik durum ve yazının konusu, yazmayı kendini yeniden tarif etmenin de bir konusuna dönüşüyor. Bir de ya bak mesela bu konuyla ilgili benim bulduğum hatta literatürde de en iyi kitap denilen bu şey vardır. Reinhard Kuhn diye bir yazar vardır. Bununla ilgili sonra yazılan kitaplarda da hep Kuhn'a gönderme yapılır. Kuhn'un aynı bu demin kullandığım o öğleden sonrası iblisleri Türkiye'ye çevrildi mi bilinmiyor. Bilinmez. Bakmak lazım ama o kitabında da mesela şeyden bahsediyor. Bu aydınlanma çağı meselesinde aydınlanmacı yazarların, çizerlerin aslında biraz suçlayarak da
bu sıkıntıyı birazcık böyle romantiklere devrettikleri. Çünkü demin de dedim ya, Baudelaire ve modernizmle aslında hep birleştirilen bir fikirdir spleen. Ama aslında daha öncesinde tam da Fransız devrimi ve hemen sonrası eserlerde patlar, patlama yaşar. Burada tamamen aydınlanmanın aslında meyvesi olduğunu gösteriyor. Nedir iki örnek? Sonra daha detaylı konuşuruz. Eminim senin de pek çok örnekten bahsedeceksindir ama edebiyattaki en temel örnekleri açısından söyleyeyim. Malum Goethe'nin Genç Werther'in Acıları ve o işte devrim öncesidir. Ve Chateaubriand'ın René kitabı. O da 1802. Dolayısıyla birisi tam devrim öncesi, tam devrim sonrası. İkisi de aslında biraz nihilist, hayatın boşluklarına, hayatın onlara göre şanssızlıklarına tepki duyan, ayakta duran, romantik, müntehir şair karakterleri. Ve sonrasında biliyorsunuz 1900'lerde moda haline gelmiş. Hem spleen konusu, İngilizler çok güzel dalga geçmiştir, Alexander Pope gibi adamlar. Hem de bir intihar modası. Yani Habsburg İmparatoru bile intihar ediyor kız arkadaşıyla. Resmen böyle sıkıntı, böyle bir moda haline geliyor. Edebiyatta da, özel hayatta da. Biraz sen buralara daha istersen. Yakın bize değecek olan yere gelirsek eğer, bizde böyle sanki evet yani Türk aydınının ta Tanzimat'tan da bugüne yani hep bir doğulu olmaktan kaynaklı bir sıkıntısı var. Yani bunun çok böyle ete kemiğe bürünmüş ifadelerinin birkaçını belki örnek veririz birazdan burada. Bunda bir sıkıntı, bir iç sıkıntı, bir coğrafi sıkıntı, bir kader üzerinden hani Cemil Meriç'i birazdan şey yaparız. Oradan bir edinilmiş bir sıkıntı var gibi. Belki de bunu en iyi anlatan ben şeyi Cemil Meriç'in şeyini okumak istiyorum. Yani onu hemencecik şey yaparsak oradan hareketle belki biraz daha. Bu arada kalmışlık hissi ve evet, ait olamama hissi. Buralı olmak, bu şey meselesi var ya hani. Bu ülkede bahseder bundan, pardon jurnalde. Evet belki bir Spinoza olamazdım der Cemil Meriç. Ama Batı yalnız Spinoza mıdır? İnsanlara kalbimin bahçesinden çiçekler devşirdim. Ve kucağımda çiçekler kapılarını çaldım. Açılmadı. Coğrafi kader, biyolojik kader, sosyal kader. Bunların bir tanesi benden çok daha kabadayısını felce uğratmaya yeterken, kafi iken, üçü birden çullandılar üstüme. Şimdi evet yani bu çok böyle çok somut Türk yazarını, Türk aydınını yani Türk aydını ve Türk yazarı ikisi aynı şey midir? Bunu Orhan Koçak tartışır bir metninde. Çünkü yani evet yazar, sevdiğimiz yazarlar aydın mıdırlar diye sorar. Biz de bunu soruyoruz kendimize ama galiba 19. yüzyıl ve yani 20. yüzyıl bütün bu aydınlanma sürecinin beraberinde çalıştırmak zorunda olduğu bir entelektüel sorumluluk getirmiş. Hele bizim gibi geç modernlik sorunları yaşamış bir toplumda yani münevver olmak, Arapça karşılığı, aydın olmak bu olmazsa olmaz bir şey, bir değer olarak karşısında. Dolayısıyla işte bir sıkıntıdan bahsedeceksek işte İstanbul ve İstanbul'un taşrası gibi Türkiye, İstanbul'un taşrası gibi yani Anadolu hep Osmanlı'dan beri böyle bir taşra olarak görülmüş. Dolayısıyla oranın sözü her zaman daha bir görülmeme üzerine, bir darlık, bir evde kalmışlık, bir tıkanmışlık, bir kendini gösterememe, bir kafa tutamama haliyle de kafa tutamama. Nasıl ki Anadolu bunu İstanbul'a yapamamışsa, İstanbul'da Batı'ya yapamamış bunu. Cemil Meriç'te bunu çok görürüz, tamam mı? Yani Şarkıyaçılık kitabı çıktığında Edward Said'in bunu neden bir Türk yazmadı diye hayıflanır. Evet hayıflanır ama beri taraftan da bunu neden yapamayacağını da bilir. Yani o kudretin kendinde olamayacağını, kafayı atamayacağını bilir. Bütün kendi ama sadece burada evet, doğduğu için, sadece evet, buralı olduğu için, sadece
buralı olmanın dezavantajlarını birebir yazdığı için de bizden Spinoza neden çıkmaz sorusunun cevap da gelmiyor gibi geliyor bana. Bu sadece bir serzeniş olmakla kalıyor sanki. Ama işte bu aynı zamanda Avrupa tarihinden türetilmiş bir evrensellik paradigması ya. Buradan, bu paradigmadan besleniyorsun ama ona kafa tutmaya çalışıyorsun çünkü onu reddetmek istiyorsun. Çünkü tamamen bu paradigma, burada başlıyor zaten sorun o. Yani çünkü kendini kurduğun yer ora. Yani kendi, şimdi Meriç'i düşünsene, yani benim aklımın kenti, rüyalarımın kenti Paris. Parçanın bütüne tamamlanmasının bir kendini gurbette hisseden bir ruh. Ama doğulu yani. Doğulu içinde. Evet, sonuçta doğucu bir adam yani. Hani doğuculuk üzerinden kuruyor. Doğulu olmak üzerinden kuruyor şeyini. İşte kafa atamamak, tutamamak, kudretli olamamak. Dolayısıyla bu da bir taşralık işte. Bu da oraya göre taşralık ama dolayısıyla hani taşra ve sıkıntı arasındaki asıl tabii büyüleyici metin Nurdan Gürbüley'in taşra sıkıntısı, o meşhur metni çok daha etkileyicidir. Onu birazdan konuşuruz. Senin söyleyeceklerin varsa. Ya ben şimdi bu taşradan değil de birazcık daha yine eskilere gitmek istiyorum. Evet. Çünkü hakikaten bu kavramı özellikle Batı kültüründe, edebiyatında nasıl böyle pat diye böyle 19. yüzyılda kötülük çiçekleri olarak fışkırdığını anlamak için birazcık daha geçmişlere gitmek lazım. Ve ister istemez yine Hegel, yani Hegel her yerden Hegel çünkü her zaman olduğu gibi. Yine Hegel'e karşımıza alıyoruz. O da şimdi şunu söylüyor. Bu yine ruhun fenomenolojisinde sıkıntı meselesine de değinmiş. Ve Giotti'nin aslında modern subjektivitenin yani öznelliğin, yani öznelliğin doğum yeri olarak gösteriyor. Çünkü ilk defa böyle mekanik bir ölüm, yani daha önce tarih boyunca insanlar asıldı, işte işkenceler gördüler vesaire ama Giotti'nde düşün ki... Bu sıkıntıya şey veriyor, çare. Öyle de bakabilirsin ayrı ama Hegel öyle bakmıyor. O... Peki. Hegel öyle baksaydı lütfen bütün aristokratları, evet, mavi kanları götürelim, sıkıntımız bitsin. Giotti yani. Evet. Peki. Yok yok, öyle değil. Peki. Bu şeyden bahsediyor. Absolü özgürlük kavramının doğmasından bahsediyor. Ve ancak absolü özgürlük, yani tam özgürlük doğunca aslında bir taraftan da bir sıkıntı da doğuyor. Bunlar hep dualistik şeyler. Yani Hegel olsun, pek çok filozof olsun bu dualistik bakış açısına sahiptir. Dolayısıyla birdenbire birey doğdu. Mesela bir sonraki ahiretteki olanlara kafayı takma değil, dünyevi olaylara kafayı takma mevhumu doğdu. Tanrı'yı öldürüp laiklik doğdu. Bütün bu dualistik şeylerde siz bir tarafı öldürünce tanrılarınızı, putlarınızı, aristokratlarınızı, krallarınızı kafasız bırakınca, ruhsuz bırakınca, tamamen yok edince, o zaman karşılığında ne buluyorsunuz? Şehirle laik, birey, insan. Bu insan da birdenbire aydınlanma sonrasında Hegel'in de dediği gibi sıkıntıdan bahsetmeye başlıyor. Daha önce sıkıntı yok muydu? Vardı. Ama bunu lineer bir tarih üzerinde yapmaya başlıyor. Ve tabii ki daha urban, daha şehirli bir serzeniş olmak durumunda kalıyor. Ve tabii ki buradan birazdan Baudelaire'e geçeceğiz. Çünkü Baudelaire deyince ilk akla Paris sıkıntısı geliyor. Ve hakikaten bütün bu sıkıntı mevhumunu bugün herhalde en net tanımlayan, şiirlerinde ısrarla, mektuplarında, özel hayatında sürekli sıkıntı üzerinden giden yegane şairlerden bir tanesi olduğu için Baudelaire'i anmamız gerekiyor. Evet, zaten Walter Benjamin'in Baudelaire üzerine incelemesinde de özellikle spin kavramını, o dönemin pasajları, aylak adamlığı, o kalabalıkta var olma anlattığı yazı şimdi aklıma geldi, makale aklıma geldi. Şimdi tabii 19. yüzyıl pasajların üretilmesi değil mi? Yani orada Paris'te özellikle o son 10-15 yıl içerisinde, yani hemen bir 1820'ler, 1830'lar, 35'lere kadar hızla bir pasajların yapılması, demirin nedir? Çeliğe dönmesi. Çeliğin kullanılması, pardon, evet. Dolayısıyla devasa yapıların oluşturulması, tekstilin
depolardan çıkarılıp sunulan mağazalara sunulması, her tarafta fabrikaların yapılması, çocuk işçiler. Evet, tüm bunlar o bireyin yeni kaybolma mekanını oluşturuyor. Yani bence önemli olan o. Yani daha önce birey, yani bu şehirde kaybolmuş, kendine bir kaybolma hürriyeti sunmuş olan, kolektivizmden kopmuş, aydınlanma sürecinin parçalanmış bireyi neye doğru dönüşüyor? Artık evinden de çıkıyor. Kalabalık da yok, kaybolan bir şeye dönüşüyor. Kaybolan bir evrilme yaşıyor. Belki de aylak adam, flanör bu anlamda beraberinde sıkıntıyı taşıyan bir figür olarak. Değil mi? Onu öyle konuşabiliriz. Tam da sen BM'den bahsetmişken şunu es geçmek istemiyorum. Çünkü senin söylediğin bu şehirli olma kavramı. O önemli bir şey. Ha. Çok önemli. Bir de şunu söylüyor. Baudelaire'in şiirsel cevabı diyor ya da şiirsel tepkisi bir şok, kendini koruma mekanizması. Market toplumunun, yani kapitalist toplumun doğuşuna. Tam da senin bahsettiğin bu, hani etrafta fabrikalar, işte kapitalist sistemin yavaş yavaş hem kentsel hayata yansıması hem de herkesin hayatının bir parçası olması meselesinde. Tabii ki bu sıkıntı mefhumu da değişmiş oluyor. Çünkü daha önce dediğim gibi Yunanlılardan ve Romalılardan sonraki Hristiyan, yani Pascal'in zamanına kadarki Hristiyan toplumunda bu daha çok böyle bir kiliselerin kuytularında, köşelerinde kendilerini kırbaçlayan ve sıkıntı denilince aslında Tanrı'yla bir cebelleşme olarak anlaşılan bir teolojik bir anlamı varsa, şimdi şehirli melankolik şairle birleşen bir anlamı oluyor sıkıntı ve sıkıntı edebiyatının. Evet. Yani aslında Walter Benjamin şeyden bahseder. Yani Baudelaire'in bu melankoliyle beslenen alegorik bir dehası olduğundan söz eder Benjamin. Evet. Tam da Baudelaire'den bahsetmişken ben birkaç tane örnek getirdim. İzin verirsen bakayım. Çünkü dediğim gibi spleen denilince herhalde spleen'in en önemli reprezentatifi Baudelaire. Ben şimdi bu arada parantez açıyorum başlamadan. Baudelaire'in mektuplarını getirdim. Edebiyat kritisimde en sevmediğim tür eleştiri, bir adamın hayatına bakıp bu adam şöyle bir karakterdi, o yüzden de böyle şiir yazıyordu ya da eser yazıyordu demek bana çok kolaycı ve çok böyle arkaik geliyor. Ve fakat ilk defa ben bu kadar yıldır Baudelaire okuyorum. Kötülük Çiçekleri herhalde edebiyat tarihinin en önemli kitaplarından bir tanesidir. Ama ilk defa bu program için mektuplarını okudum. Bu kitap yıllardır evde duruyor. Nasıl olsa bakarım diye alıp da köşeye koyduğum kitaplar var ya. Ve ilk defa bu mektuplarını okuyunca sıkıntı meselesinin ne kadar ruhunun derinliklerini işlediğini gördüm ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü şiirlerinde bana şey gibi geliyordu. Zamanın işte hani ruhunu, zeitgeist'ını yansıtan zamane şairi Baudelaire diye bakıyordum işin doğrusu. Ama adamın özel hayatında da mektuplarında da sürekli bir sıkıntı mevzu dönüp dolaşıyor. İç sıkıntı aslında, değil mi? Yani i̇ç sıkıntı diyelim. Böyle bir yani koyu kuyu. İç sıkıntı diyelim. Yani evet, spleen sadece bir böyle hani burjuva, bugün pasta mı yesek, baklava mı yesek tarzında bir sıkıntı değil. Şimdi mesela şöyle bir şey söylemiş. Annesine yazıyor. Zaten mektupların çoğu annesine. Diyor ki, şiirlerimin kötü oluşu korkusu mu? Yoksa yazı gücümün, duygularımın yüksekliğine ulaşamayacağı korkusu mu? Beni böylesine ürkek, sıkılgan kılıyor. Yani korkuları sıkılmasına, spleenini besliyor. Ki düşün, yani o dönem şiir çıkıyor, yani Kötülük Çiçekleri çıktığında pek çok davalar, pek çok eleştirel yazılar çıkıyor. Ve birdenbire adam zaten sıkıntılı bir adam malum. Tanpınar tam bundan bahseder yani, çok tuhaf yani. Kötülük Çiçekleri'nin topatıldığını, işte bunu yani ne büyük sıkıntılar çıkmış bir adamın. Bu kitabının bakanlık tarafından toplanması, davalar açılması, büyük bir talihsizlik. Bunu anlatır Tanpınar, kendi günlüklerinde bahseder, Paris gezilerinde falan. Evet. Şimdi bu
iyi ettin söyledin. Çünkü mesela tam da bu. Bu adam bütün mektuplarında da görüyorsun. İnanılmaz geçim sıkıntıları yaşıyor. Kadınlarla tuhaf münasebetleri var. İniş çıkışları var ama birdenbire bu özel hayatındaki sıkıntılar ve problemler bir tarafa bırakıp birdenbire Paris Spleen yazıyor ki sıkıntı meselesinde dediğim gibi incelidir bu konunun, spleen konusunun. Oradan spleen'in bir bölümünü getirdim. Oradan sadece kısacık bir bölüm okuyacağım. Diyor ki, c'est une espèce d'énergie qui gît de la nuit et de la rêverie. Devam ediyor. So, le plus indolent et le plus rêveur des êtres. Yani sıkıntıdan doğan enerjiden bahsederken en kötü, en insanı düşündürücü tür bir iç sıkıntısı anlamında. Ha, evet, yani oraya atılması, değil mi? Evet. Oraya doğru sürüklenmesi mi? Anladım. Evet, yani çünkü rüyalardan ve sıkıntıdan dolayı çıkan en kötü ve en düşündürücü ruh halinden bahsediyor aslında. Ve bu mesela hangi şiirinde? Her birimizin bir şimerası. Şimera diye bir canavar vardır ya, her birimizin bir canavarı var namlı bir şiir. Sonra nasıl buraya çevrildi bilmiyorum. Ve Paris Spleen'de işte böyle mutsuz palyaçodan tut, farelerle ya da sıçanlarla oynayan fakir çocuğa, şehirdeki o bahsettiğim flanörden tut, umutsuz aşığa, pek çok trajik ve pek çok da aslında sesi duyulmayan karakter var ve sadece son bir şeyden bahsediyorum. Bir cümle alacağım buradan. The deepest suffering is mute. Les douleurs les plus terribles sont les douleurs muettes. Yani en derin acı, suffering kelimesi, hani böyle devam eden acı, sessizdir diyor ya da dilsizdir. Ve bu da tam aslında spleen'i bence çok güzel tanımlıyor. Yani derinlerde olan ve sessiz olan, sesi pek fazla çıkmayan, senin o kasabada söylediğin gibi arada kalmış, çok bas dile gelemeyen sıkıntı. Bu Baudelaire mevzunu bizden biri, yani Ünsal Özkay'ın, Ünsal Hoca'nın küçük bir okuması var. Oradan onu bağlarsak daha iyi olur gibime geliyor. Yani özetle şeyi söyleyeyim ben, küçük bir şey. Baudelaire diyor, yani Baudelaire'in, bu Albert Durer'in, hani bu gravürü vardır ya, melankoli gravürü. Baudelaire diyor, Durer'in tablosundaki köpeğin temsil ettiği sahipsizliği, yersizliği dile getirir. Yani aslında, yani evet, yani spleen sadece sıkıntı değil. Yani yer yer sahipsizlik, yer yer kargışlık, yer yer nasıl diyeyim, bir yetiklik duygusu. Sanırım en çok bize bu topraklara uygun ifade eden bir tanesi bu yitiklik duygusu. Yani bizde sıkıntı dile gelecek bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Yani bu Türk aydınında, yazarında böyle bir evet, sıkıntı edinilmiş bir şey, kadimde bir şey. Onların da mutlaka öyle bir geleneği var. İşte sufi, tasavvufi gelenek var. Orada önerilmiş bir şeyler var. Derviş kültürü var. Bunlar ayrı şeyler ama hani modern edebiyatta daha çok böyle biraz edinilmiş bir şey gibi de geliyor bana. Avrupa'dan. Yani evet, edinilmiş. Bunu 1950 kuşağında, 1950'lerde, 50 öykücülüğünde Jean-Paul Sartre'ın bunaltı mıydı? Lanoze, bulantı. Bulantı, pardon. Şimdi bir de bunaltı, Demir Özlü'nün kitabı var, kafam karışıyor. Şimdi evet. Bulantı bu, kusmayla ilgili. O kitap çevirdikten sonra aslında hani bir Yalçın Küçük'ün meşhur sözünü hatırlayalım. Türk aydını tercüme odasında doğmuştur.
Yani bunu unutmayalım bu arada. Bu çevirilerden sonra bizim de öykücülerimizde bir şey var. Edinilmiş bir sıkıntı ya da kendi sıkıntılarını tarif etme gibi bir cüret. Yani bu şahsi endişeyi anlatma şeyi. Ya çünkü insan sıkıntısını anlatmaz yani. Bu nedir? Bu kadar çok sorun varken, işte aydınlanma sorunu varken, cumhuriyet kurulmuş, cumhuriyet ve sekülerizm, pozitivizm, işte bir sürü kavram var. Halkın aydınlanması lazım. Halkçıların romantik davranışları var. Köyün işte mandolin derslerinde, tiyatro derslerinde, edebiyat dersi. Bir sürü şey var. Yani ne demek sıkıntımızı anlatalım? Sırası değil onun. Bir lüks gibi bir şey galiba. Değil mi? Ama bu varoluşçuluk, işte bunun konuşulmaya başlanması yavaş yavaş bizim de yazarlarımızın bunu dert etme, bu derdi dert etme, bu iç sıkıntıyı, yitiklik duygusunu dile gelmemiş olanın dile gelmesini sağlayacak bir dönem başlıyor. O döneminde önemli yazarlar işte Demir Özlü, Esrit Etgü, sonra tabii ki Leyla Erbil. Onu çok daha farklı görmek lazım Leyla Hanım'ı. O felsefeyi de çok hani iyi bilen biri olarak bilinçli bir takım şeyler yapıyor ayrı. Ama tabii ki 1950'ler böyle Taşra'da özellikle Nurdar Gübre'nin söylediği, yani 1950'ler Taşra'nın da çocukluk yılları. Yusuf Atılgan'ı işlerken karşımıza çıkar o. Dolayısıyla... O kitap ne bu arada? Bu tabii Taşra'ya bakmak bu iyi bir... derleme. Tabii Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafları eşlik ediyor kitaba. Filmlerinde de onun sıkıntı tabii, nasıl evet, planlanmış? Yani, Mayıs sıkıntısı değil. Bir sıkıntıdır zaten yani. Hani Nuri Bilge sinemasını konuşmayalım çünkü. Hani evet. O ayrı bir mesele. O belki onu başka bir zaman oturur izler tekrar şey yaparız ama bu mahrum bırakılmış olmak, itiklik duygusu, dile gelmemiş olmak, İstanbul'a kafa atamamak ve İstanbul'a kendini atamamak da hani işte Taşra'da yaşayan yazarın, şairin, aydının düştüğü sıkıntı. Ve intikamı. Tabii evet ama bu tabii intikamı mı? Hani 50'lerde bu çocukluk durumu. Ama daha sonra şehirlerin birer Taşra'ya dönüşmesi. Yani onu Tanıl Boğaziçi'den bahseder kendisi... ya. Evet yani İstanbul'da Sivas'tan büyük bir Sivas'ın olması. Bundan bahseder Tanıl Bora. Veya İstanbul'a bir Erzincan'dan daha büyük bir Erzincan'ın olması. Bu nedir yani? Neyse böyle bir taşalaşma burada başlar. Ama bu tam da işte Nurdan Gümre'nin söylediği şey, o taşa sıkıntısı diye şey. Yani taşa sıkıntısı sadece taşa, yani mekana özgü bir sıkıntı değildir. Taşa'da olan şeyin sıkıntısı değildir. Aslında bu İstanbul'da da olan, merkezde de duyulan bir sıkıntıdır. Bunu anlatır. Dolayısıyla o kasvetli dünya, yani Taşra, yani İstanbul'un dışında olan her yer, dile gelmeye, bütün bu Taşra sıkıntısı içerisinden okunabilecek bir şeymiş gibi de kafamıza yerleşiyor. Bak bu çok enteresan. Evet. Pardon, bölüm. Sen hala böl zaten. Çünkü şey düşündürdü. Şimdi mesela taşralı olma sıkıntısı ya da taşra sıkıntısı denilen şey İstanbul'a bakıp İstanbul belki bir Paris gibi. Demin bahsettiğin Cemil Meriç'in Paris obsesyonu gibi geliyor. Ama buradakilerde bir önceki jenerasyonun ya da işte Baudelaire gibi Fransızların sıkıntısıyla doğmuş, yatmış, büyümüş, yazmış insanlar ya da Fransız sembolistleriyle bir şekilde kendini aynı yerde bulmuş. En başta verdiğin örnek Ahmet Haşim gibi ve işte o 19. yüzyıldaki pek çok yazar gibi. Böyle bakınca şey geliyor, hani herkes farklı bir yere bakarak farklı bir ütopya ya da farklı bir yere göz dikerek kendi sıkıntısını yaratıyor ve kendi kuyusunda bir sıkıntı ve eksiklik ve başıboşluk hissediyor. Ya her zaman sanki başka bir yer olması lazım bu sıkıntının ne kadar derin bir sıkıntı olduğunu hissetmek için.
Çünkü üretilen bir şey bu aynı zamanda. Yani taşra üretilen bir şey. Çünkü taşra neye göre üretilir? Kendine bir merkez tayin eder ve o merkez üzerine üretilen bir şey. Veya merkez kendini daha sağlam kılmak adına takip eden bir şey olarak başka bir şeyi dıştalayarak, onu var kılarak kendi varlığını daha yüce bir yere taşır. Yani evet, İstanbul kendini bütün bir Türkiye ile belki karşılaştırır ama İstanbul'un kafa atacağı yer diyelim ki Paris'tir, değil mi? Yani bizim işte bunun en büyük sıkıntılarını bunun güzel örneklerini günlüklerinde gördüğümüz diyelim ki Tanpınar, Yahya Kemal, işte o ilk dönem bütün bu Avrupa seyahati yapan yazarlarda tabii hepsinde bir Paris tutkusu var. Çünkü Paris olma yeri, olma, dile gelme yeri, var olma yeri. Orada ancak görülürsen metnin, resmin, bütün bu kafandaki şeyi sağlayacak olan yer. Dolayısıyla hani bir sıkıntı merkezi olduğu kadar kendini sıkıntı üzerine tarif etmenin ve üretmenin de bir yeri aynı zamanda. Yani onu daha iyi dile getirmek. Yani düşünsene Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsü yayınlanıyor. Basılması daha zorlaşıyor. Huzur öyle okunmuyor. Büyük bir acı çekiyor adam yani. Hani okunmuyor yani kitap falan. Kimse bilmiyor bile yani. İlgilenilmiyor falan. Ama böyle kenarında bütün bunların hepsinden haberdar. Şey yani gezerken tuttuğu notlar falan. Bütün bu sıkıntıyı başka, tabii bu başka bir sıkıntı. Hani Cemil işten daha farklı bir sıkıntı. Çünkü o olmak yani olmak, göstermek kendini, bunları biliyor olmak. İşte gezdiği bütün müzeleri, gördüğü katedralleri not alırken kullandığı dil, tamam mı? Bütün o hayıflanmayı bir şekilde hani evet İstanbul'u önemsediğini, çok önemsediğini falan görürsün ama bu geç kalmışlık, yani bu Roma'ya, bu Paris'e, Toledo'ya, atıyorum Barcelona'ya anlatırken gördüğü geç kalmışlık o sıkıntı da daha sonra belki kendi beş şehrini yazdığında, yazdıktan sonra biraz ondan pişman olmak işte yani çok da şey değil. Yani beş şehri ne bileyim yazdığı pişman olmak demeyeyim de önemsememek pardon. Yani kendi beş şehrini önemsememek. Çünkü sanki şeyle ilgili bir şey. Başka şehirlerde yaşadığı ve gördüğü büyüklük karşısında, tamam mı, duyduğu ezikliği sanki bana öyle geliyor ki kendi yazdığı beş şehri ve hep aslında Yahya Kemal'e adamak istediği, bir türlü adayamadığı, adadığı ama basımlarında yanında olmadığı için adanamayan birer kitap, bir kitap olduğu için beş şehir değer düşüklüğü yaşıyor. Tuhaf. Ben günlüklerini okurken bu kırılmayı yaşamış olması bir yazarın ne büyük talihsizlik. O yüzden işte hep geç geldim ve buralara. Hepsi buraları de farkındaysan benzer örnekler evet, bu. Yani ama bu kırılmalar iyi. Yani samimi de en azından bunu görüyorsun metinlerinde falan, günlüklerinde. Bu iyi bir şey. Yani çünkü daha iyi bir şey gördüğünde bunu anlatabiliyor. Bundan söz ediyor ve kendi kırılmasını başka bir şekilde yansıtıyor. Ondan yapmadığını düşündürtüyor bize ama biz pekala biliyoruz ki bence bunlar yani hani bütün bu yaşadığı, gördüğü şeylerden yaptığı oluşan yeni bir algı, yeni bir görgü, onu kendi iç dünyasında kurmuş olduğu yüce şehirlerini teker teker düşürüyor. Bilmem, ne dersin? Ben hiç beş şehri öyle okumadım. Yani ben hatta mesela o Bursa, İstanbul, yani o birkaç tane şehre ilk baktığımda o şehirlere farklı bakmamı sağladı. Hatta belki de benim kendi kişisel sorunlarından dolayı. Çünkü ben hep mesela Erol Akyavaş'ın çok sevdiğim bir kardeşinin yazdığı bir kitap vardır İstanbul tarihi ile ilgili. Onu okuyunca da Tanpınar'ın beş şehrini okuyunca hep ah ah vah vah ne güzelmiş ne olmuş psikolojisiyle bakmaya başlıyorum. Bu da çok sağlıksız bir bakış açısı. Çünkü o zaman hani Tanpınar'ın kendi dediği her şehir yüzyılda bir kıyafet değiştirir, form değiştirir meselesi doğal olarak adam zaten bunlar yok olacak ve yeni bir şehir çıkacak diyor. Ben sadece işte biraz fazla ben o anlamda yani. Hayıflanma psikolojisiyle evet, bakınca o hoşuma gitmiyor. O yüzden de hiçbir zaman hayıflanmayı daha çok burada kaybolanlar olarak bakmıştım.
orada orasıyla kıyaslayıp da keşke işte ben orada olsaydım. Yani bu demin söylediğin Cemil Merik psikolojisiyle okumamıştım. Bunu böyle söylemiyor ama hani. Ama sen bunu hissetmişsin ben işte. Ben şimdi hani bu buradan vazgeçmek, bu yazdığı metne uzaklaşmak ya da yani daha azaltalım şeyi, yükünü. Kendi metninden uzaklaşması bu seyahatleri sonrasındaki algıyla ilintili olduğunu. Çünkü yani hakikaten iyi metinler, hani iyi bir kitap ama niye bunu sonradan düştü buraya? Biraz böyle hani günlüğünde mektuplarına falan gezinince onu öyle hissettim. Bu benim tamamen şahsi bir şeyim ama yani belki sonra da bunu bir gün aslında Tanpınar belki lazım. Programı yaparsak daha da ben derinlemesine inmek isterim. Sen İrlanda'daki konuşmanı yap gel ondan sonra evet, ya da ondan önce mi yapalım? Ondan önce yapalım. Hazır ödevimi hazırlamış olurum peki. O zaman. Evet. Şimdi ben birazcık spesifik şimdi yazarlardan çıkıp biraz felsefe boyutuna getirmek istiyorum. Tamam. Çünkü şu çok hoşuma gitti. Yine Fransız bir filozof var. Alfred Fouillet diye bir adam. Ve bu ide force diye bir, yani ide malum fikir, force da böyle güçlü ya da böyle ide fix değil yani. İde fix değil. İde force. Force kelimesi yani. Force. İde force diye bir kavramdan bahsediyor. Hı-hı. Ve can sıkıntısının, spleen'in sadece hayatımızın gerçeğin bir parçası olmadığını, gerçekliği de renklendirdiğini, gerçekliği de yonttuğundan bahsediyor. Yani hayatta, gerçeklikte sıkıntı vardı da biz bunu tanımladık değil, tanımlamaya başladık ve öyle oldu. Yani tersten bakıyor. Ve ben de şöyle, bu bence önemli bir şey çünkü şunu düşündüm bu Alfred Fouillet'i okuyunca. Deminden beri konuşuyoruz mesela işte teoloji bakımından sıkıntı şöyle ele alınmıştı. Goethe ve Chateaubriand işte romantik kahramanları ilk yarattılar ve aslında sıkıntı kavramının romantizme nasıl birleşebileceğini gösterdiler. Modern zamanlarda işte Baudelaire'den başlayarak Sartre'a kadar şehirli insanın kapitalist düzen içindeki sıkıntısından az çok bahsettik. Ama sonra düşünüyorum acaba bu eserler var diye mi sıkıntı kavramı bu hale geldi? Çünkü bu adamlar bir şekilde o yalnızlık hissini, boşluk hissini, kızgınlıklarını, Baudelaire mesela spleen'de şeyden bahseder. Topluma karşı bıçak saplama isteği, kızgınlığı, kalabalıklar içinde yalnız olma hissi, bütün bunlar böyle birdenbire tabii ki çıkmadı ama 19. ve 20. yüzyılda sanki insanın tanımı ve can sıkıntısının ve spleen'in tanımı oldular. O zaman bunlar yazıldıkça mı acaba bu duygu ve bu insan doğasından gelen denilen şey aslında insan doğasından değil mi? Çağların getirdiği bir hastalık ya da bir durum mu? Onu ister istemez sorgulamaya doğru gidiyorum. Birkaç dakikamız kaldı. Madem bir yani Baudelaire'den bir şairden bahsettik. Gider Ayak'ta bir Türk şairinin sıkıntıyı aslında muazzam sıkılmış bir şair olarak ben de söyleyeyim. Turgut Uyar yani bu kadar yalnız bir başka şair var mıdır? Vardır yani birkaç daha şair var ama şimdi böyle sıkıştırmayalım. Turgut Uyar mesela tam da bizde spline uyacak şairlerden biri. Bir tanesi de tabii ikinci yeninin uzak akrabası Metin Altıok'tur yani. Bunlar muazzam sıkıntı, iç sıkıntıyı derinleştirmiş, yazmış şairlerdir. Evet yani şiirinde de bu spline görebileceğimiz şairlerdir. Zaten yani Türk şiirinde bir dönemi çıkarırsak, yani 70'li yıllar bağıran çağıran şiirin dönemi, o dönemi çıkarırsak yani ikinci yenideki şairlerden özellikle Turgut Uyar, onun bir hemen devamında Sezai Karakoç, ikinci yeni uzak şairlerden Cahit Sarifoğlu, bunlar hakikaten işte bu iç sıkıntıyı şiirinde, o sıkışıklığı yani çünkü 1960'lı yıllar
sol Kemalizmin ya da Kemalist solun çok konuşulduğu bir dönem. Tam da o dönem İslamcı şairlerden büyük sıkıntı yaşıyor. Çok konjonktürel bu sıkıntı meselesi. Bu belki biz bir programda sıkıntıyı tekrar şiire, kemiğe, ete büründürerek tekrar belki konuşuruz. Çünkü konjonktürel, yani o dönem iktidar ne, şair nerede duruyor? Yani baskın dominant olan kültür işte 1922-60-68'de bir özgürlük hareketi dünyada var, Türkiye'de de var. Dolayısıyla bu özgürlük hareketi daha çok seküler ve pozitivist bir yerden gücünü alıp ilerliyor ve beraber solla beraber de yürüyen bir şey. Ama buna uymayan İslami camiadaki şairler bu sıkışıklığı çok tersten başka bir şekilde yaşıyorlar. Pardon, yani sen böyle çok ciddi bir şey konuşurken evet, papağan devreye çok girdi. Çok güzel, çok güzel oldu. Yok, çok sıkıntı güzel meselesini oldu. Böylelikle böldü, kapatmış evet, oldu. Galiba bitti değil mi? Evet, peki bitiriyoruz. Sen açtın. Söyleyeceğim bir şey varsa onu da söyle, ona göre ben kapatmış yok, olayım. Yok, sıkıntı meselesinde benim çok sevdiğim başka örnekler var ama haliyle çok zamanımız yok. Son dakikada evet, da evet, işte bir de şu şiir yapmayalım vardı ya da evet, bu resim vardı de ben benim halim yok. Ben Turgut'u almazsam olmaz yani, içimde kalacak. İyi, o yüzden ettim, söyledim. Evet. Evet, programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta başka bir konuyla buluşmak üzere. Hoşça kalın.